Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 21 Haziran 2022 e, bugünün ikinci videosuyla karşınızdayım. Yani sıralama şaşırmasın sonra demeyin kolaj videomu izlettiriyor diye. o aralarda da kanalda ufak tefek sıkıntılar var sevgili arkadaşlar attığınız her beğeni yaptığınız her yorum kanal için yapılacak spam saldırılarının önüne geçer tabi yaptığınız yorumlar sadece A harfi, B harfi ya da Fenerbahçe kalıplaşmış şeyler olursa adamların spam şikayetine destek vermiş olursunuz. O yüzden ya mantıklı yorumlar yapalım ya da beğeni atalım. Kanalımıza destek olmak için şimdiden de teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe Beko transferleri açıkladı. ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko ABD'li pivot Jonathan Motley'i Matley'i, Motley'i Motley, Motley artık ne zık ne şekilde isem renklerine bağladığını açıkladı. Ee, yani ABD'li pivot ee, burada yine Mustafa Hoca yine bildi etiketini yapmak istiyorum ama bazı arkadaşların çok zoruna gidiyormuş. Diyorlar ki biz seni kötülemek için kanala geliyoruz. duyumlarını tutmuyor diyoruz. Ama sen her videoda 10 tane 15 tane 5 tane işte kaç tane denk gelirse o kadar bildiğin duyumu açıklıyorsun. Zorumuza gidiyor. Yani e, sanki boru saplanmış gibi oluyor diyorlar. O yüzden söylemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımızın orayla iletişimini kesmek açısından. Zaten e, eğer duyumlar tutuyorsa sizler gereken desteği verirsiniz. Gerisi önemli değil. Kulübümüzden açık, yapılan açıklama şu şekilde. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız Birleşik Amerikalı Pivot Jonathan Matley ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. 95 doğumlu oyuncudan bahsediyor. Matley her iki uzun pozisyonda da forma giyebilen özellikle atletizmi ve oyun İçi enerjisi dikkat çeken bir isim. Maddi Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Jonathan Matli'ye hayırlı olmasını diliyor. Sporcumuzun sarılığa civetli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz demiş. Şimdi bu birinci kısımdı. Bir de ikinci kısım var. Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha haberi var. Ee, yine bu sefer de Samet Geyik kadrosuna kattığını açıkladı diyor Fenerbahçe Beko. Yapılan açıklama Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız başarılı uzun oyuncu Samet Geyik ile 93 doğumlu bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Samet Geyik'e hayırlı olmasını diliyor. Oyuncumuzu sarla form forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz diyor. İyi de burada Mustafa Hoca yine bildi nedir? Matli 1, Samet Geyik 2, Itoides 3. Tabi haliyle Giorcevic'in gidecek olması 4. Bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçe Beko Ahmet Düveri oğlu ve Danilo Bartıl ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ki Ahmet oğlu da Frutti Ekstra Bursa Spor'da. Beşinci olarak oğlunun gideceği gitmesi daha doğrusu yok. 7 mi oldu? Altı mı oldu? Neyse Ahmet Düveroğlu'nun gideceği, Bursa'ya gideceği, Bartıl'ın gideceği. Bunlar da basketbol duyumlarına ek. Tabii şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben çok fazla anlamadığım için basketboldan çok bir önemi yok benim için. Benim için ana branş futbol. Futbol demişken Bursa demişken Fenerbahçe Bursaspor'dan 17'lik bek alıyor. Bakın arkadaşlar. isme dikkat. Yani ben burada MHYB diye e, şuraya şöyle kap açıklaması gibi bir şey koymam lazım. 7/24 durması lazım. Bursa Spor'dan 17 yaşındaki Sabek oyuncusu. Bilin bakalım kim? Hamza, Baran, Arıkan için resmi teklif geldiği öne sürüldü. Not, bu benim duyumum değildi. Bunu Bursa'nın e, sportif direktörü müydü? İsmail Ertekin, İsmail Ertekin söylemişti hatırlarsınız. Ben de şunu söylemiştim hani. Bu çocuk 17 yaşında alırsan, altyapıyı alırsın. Hani... Bursa Spor e, bu çocuğu verirse bize belli bir bonservis istiyor. Uğurkan Kağan Yıldız'ı da oynatma şartıyla yani oynatma şartıyla yeni sezonda tekrar kiralayabilir demiştim. E, yani bakalım ne olacak ama şu bir gerçek. Biz bu çocuğu istiyoruz. Altyapımıza alıp değerlendirmek geliştirmek istiyoruz. Bursa Spor'da Uğur Kağan Yıldız'ı istiyor. Önümüzdeki günlerde bu böyle devam eder. Fenerbahçe'den Göztepe'ye 4 genç birden. Hocam gençlerle ilgili çok fazla duyum vermeni istemiyoruz. Sen bize işte Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, değil mi? Onları ver. E, onları da vereceğim arkadaşlar. Özellikle Arda Okan Kurtulan e, ile ilgili hatta e, Çağatay Kuru Kalıp'la ilgili güzel bir bilgi vereceğim size. Ya da beklemeyeyim şimdi vereyim. Başlık değişmiş olacak ama Arda Okan Kurtulan A takımdan gönderildi. Genç takımla idmanlara. Bunun sebebi Arda Okan'ın kendisine e, kulüp bakması vesaire değil. Belki de anlaşmış olduğu kulüple yani bizim oynatma garantisiyle kiralayacak olduğumuz kulüple e, bir an önce sözleşme imzalasın Allah muhafaza sakatlık vesaire geçirmesin diyedir. Çağatay kuru kalıpla ilgili Jesus Çağatay'la özel olarak da ilgileniyor. Hani... E, gelişimini anbean an takip ediyor şu bir haftalık süreç içerisinde Çağatay e, herhangi bir transfer yapılırsa Solbek Oynayabileceği bir takıma gidebilir ama ben şunu söyleyeyim Çağatay'ın ofansif yönü gayet iyi defansif yönünde sıkıntılar var Eğer Jesus Çılgın bir teknik adam Olmak istiyorsa Ya da en azından yani illa çılgın bir teknik adam olmasına gerek yok arkadaşlar En azından ben bir çılgınlık yapayım derse Solbek sol bek almayıp Çağatay'la devam edebilir. Ki bu bana mantıklı geliyor mu? Bana mantıklı geliyor. Size gelmeyebilir. Size niye mantıklı gelsin? Siz çünkü taraftarsınız. E, yani ben de taraftarım tabii ki ama siz transferi odaklısınız arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ben başarıya odaklıyım. Ben gelişime odaklıyım. Fenerbahçe'nin kasasını doldurmasına odaklıyım. Ama bu gidişle sol bek transferinde bazı şeyler olabilir. Neyse. Göztepe'nin yeni hissedarı Rasmus Ankersen ile Danimarka'da bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 4 genç oyuncusunu İzmir'e kiralık göndereceği iddia edilmiş. <gülüyor> Şimdi sıra <laughs> bakmayın. Göztepe'nin hissedarıyla e, Danimarka'da niye buluşuyor? Niye Türkiye'de buluşmuyor? İspanyol gazetesi Marka'ya göre Danimarka'da Danimarka'da bir araya geldi bu ikili. Ve Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan adayları Jojinho, Çağatay Kuru Kalıp, Ensar Brahiç ve Melih Bostan'ın Göztepe'ye kiralanması konusunda anlaşma sağladı diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. FTT birincilikte Göztepe. Jojinho, Çağatay, Ensar Brahiç, Melih Bostan. Oynama garantisiyle ister Göztepe'ye, ister Sakarya Spor'a, ister başkasına gitsin ben ben okeyim. Ben kesinlikle okeyim. Fakat Portekiz 2. liginden hiç mi Jesus'un tanıdığı takım yok? Yani hiç mi? Ya arkadaş bak elimizde çok yetenekli oyuncular var. Biz size payda veririz. İşte satışından %1 pay, %2 pay. Yıllık ücretlerini de biz verelim yeter ki oynatın diye hiç mi şey yok? Yani dörtlü paket. Her maç en az bir tanesi oynayacak diye. Burada her maç e, hani ortalamaya vurduğun zaman her maç kaç tane maça çıktınız toplam sezonda? 50 tane. 50 maçta en az 50 defa bu çocukların karışık olarak oynaması şartıyla falan diye. Ha, Göztepe'ye gidip oynarlarsa iyi ama son kararı Göztepe verecek diyor. Bu arada bilginiz olsun Ensar Brahic 18, Jorginho 18, Çağatay 20, Melih Bostan 18 arkadaşlar. Hani 18 yaşından küçükse oynatılmaz diye düşünmeyin diye söyledim. Bunu da söyledik. Şimdi sol bek demişken e, yanlış anlamayın Fenerbahçe hocam sol bek transferini bitirdim. Hayır. Sol beklerle görüşme sürüyor. Hatta e, bir sol bek adayı daha var Fenerbahçe'de. Çünkü Jesus'un isteğiyle isimler almak istiyor. İsimlerden bir tanesi de Ayrton Lucasmış. Biz bunu konuştuk. Dedim ki arkadaşlar etmeyelim. Adam zaten kiralık. Ama haberin detayına baktım. Yani bonservisi Spartak Moskova'da olan, Flamengo'da kiralık oynayan Ayrton Lucas istemiş Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyormuş. Yani bu bunun menajeri kimse, bu haberleri kime yaptırıyorsa gerçekten helal olsun. Yani gerçekten helal olsun. Tebrik ederim. Bu bu kadar yani kolay bir şey değil bu haberleri yaptırmak arkadaşlar. Tebrik ederim ben. Çünkü iki senedir düzenli olarak Ayrton Lucas Fenerbahçe'ye geliyor. Ya etmeyin eylemeyin gözünüzü seveyim arkadaşlar. Adam başka takımda kiralık artık hani onu bile getirme niyetindeyiz. Daha doğrusu ortaya onu bile atıyoruz. Jesus eski öğrencisini istiyor demiş. Zaten sosyal medyaya baktığınız zaman Jesus ya eski öğrencisini istiyor. Ya Flamengo'dan oyuncu istiyor. Ya Brezilyalı oyuncu istiyor. Ya Portekiz'de oyuncu istiyor. Yani o kadar kıt bir futbol aklı var ki sosyal medyaya göre. Bu dördü dışında hiç kim yani bu dört seçenekten birisi uymuyorsa istemiyor. Hocam Alman forvet alıyormuşuz. Yalan arkadaşım. Hocam işte Alman sol bek alıyormuşuz. Yalan. Hocam İngiliz stoper alıyormuşuz. Yalan. Hocam kaleci alıyormuşuz. Yalan. Hocam Ertuğrul Taşkar. O bile yalan. Ertuğrul Taşkar'ın Jesus'la daha önce çalışmış mı? Ortekizli mi? Flamingo'da mı oynuyor? Brezilyalı mı? Değil. O zaman almıyoruz. Hocam bu şartlara göre hiç Türk futbolcu almıyoruz. Almıyoruz zaten. 86 tane yabancı transferi yapacağız. Tabii. Yok 87 oldu arkadaşlar. Ayrton Lucas'ı da dahil edelim. 87 tane. Ya arkadaşlar, gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Bakın sosyal medyada çe çeşitli şeyler var. Ee, Sülün Osman bilmem ne, şu bu. Ee, milletten yardım toplanmış, para toplanmış, büyülmüş, küçülmüş. O şimdi ona saldırma durumunda, öbür öbürüne saldırma durumunda. O onu dava ediyor, öbür öbürünü dava ediyor. Ben hepsinden uzağım. Hepsine yakınım ama hepsinden uzağım. Benim yani Fenerbahçeli çevrem, kitlem çok çok büyük. Gerek Antun'un kuruluşunda, gerek 12 numaranın kuruluşunda, gerek e, farklı oluşumların kuruluşunda, farklı sitelerin kuruluşunda. Şu an sizin arkasından gittiğiniz fenomen birçok sayfanın kuruluşunda, yükselmesinde, büyümesinde. E, yani doğrudan %90 oranında, doğrudan %10 oranında dolaylı katkılarım var. Benim çevrem böyle gelişti. Yani sıradan bir Kayserili öğretmen o kadar şeyi nasıl bilebilir diyorsunuz. Benim daha Kadıköy'de maç izlemişliğim yok. Bak inanılmaz bir şey. Nasip olmadı arkadaşlar. Allah'tan yani nasip olmadı. Davetli gidiyoruz olmuyor. İşte biletli gidiyoruz olmuyor. Nasip olmadı. En zoruma gide mesela 4-0'lık Galatasaray'ın yendiğimiz bir maç vardı. 3 topun direkten döndü. Ya o maça nasıl giremedim? Bilmiyorum demek ki benim de imtihanım böyle. Hani İstanbul dışında izlemişliğim var. Tabii ki de var Fenerbahçe'me. Yani İstanbul dışında izlemiştim, görüşmüştüm. Hani futbolculara şey yapmıştım falan var yani yöneticilerle şu bu. Nasip ben de dedim ki ben de bir totem yapıyorum dedim. Fenerbahçe şampiyon olmadan Kadıköy'e gelmeyi düşünmüyorum dedim. Ee, o yani büyük konuşmuşum ki 8 yıldır gidemiyoruz. Hani maddi durumum da yetiyor. Manevi durumum da yetiyor. Ama bu sene inşallah 2022 23 sezonunda sıradan bir maç öyle çok kalabalık olmayan sıradan bir maça gitme niyetim var. Yani Önemli bir maç olur lan ilk defa gideriz bizim yani yenilir falan. Sinir olurum. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar bilginiz olsun. Hayır işi yapıyor muyuz? Kralını da yapıyoruz. Hayır işinin. Hocam sen de milletten para topluyor musun? Ben milletten para toplamıyorum. Üyelik ücretlerimiz yetiyor arkadaşlar. Hani birçok arkadaşın hakkında kara iftira attığı, kalbinin pisini kirini ortaya döküp de bilmediği mevzular hakkında iftiralarda bulunduğu olayımızdır bu herhangi bir şey satmıyorum arkadaşlar kimseye. Herhangi bir IBAN numarası gönderip de hadi buraya para atın demiyorum. Diyorum ki biz işte mesela bir imamımız var. Daha doğrusu iki tane imam var sağ olsun Allah razı olsun. Sadaka kumbarası yapmışlar. Diyorum ki arkadaşlar bakın imam bu. Telefon numarası bu. Ekleyin, WhatsApp'ta paylaşıyor. Durumlarını takip edin. Kafanıza yatarsa iletişimek için hani şahsi olarak tanıdığım birisi diyorum. Onun dışında sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 10 TL verin. YouTube kesiyor, kesmiyor. Bir kısmını veriyor. Şu kadar para attım dedi. Dekontunu da paylaşayım diyorum. Bu yani. Hocam dekontuna gerek yok zaten diyorlar. Biz üyelik ücretini veriyoruz. Zaten hani parayı sen hak ediyorsun diyorlar. Ee, hani ister paylaş, ister paylaşma. Ben de elimden gelince şey yapıyorum. Bilginiz olsun. Hani iş başka yerlere gidecek. Haberiniz olsun. Sosyal medyada tanıdığınız insanlara çok fazla güvenmeyin. Yani yüzünü bile görmediğiniz insanlara güvenmeyin. Bakın benim yüzüm belli, adresim belli. Hani azıcıklarımın dediği hesap benim yatacak yerim belli. Hani bana bu iftira atan şerefsizler nereye kaçacak diyordu ya. Dediğim gibi benim her şeyim belli arkadaşlar. Yani e, bu olaylar böyle. Size tavsiyem sosyal medyada ne kız ne erkek. Kolay kolay parasal işlere girmeyin. Ha evet. Ben de vicdanlı insanım, siz de vicdanlısınız. Hani adam bacağım kesik, şu yok, bu yok, çocuğum öldü, hasta Şöyle böyle. Ben mesela en çok zoruma giden SMA'lı hastalar mesela. Çok zoruma gidiyor. Ya devlet diyorum bütçesinde arkadaş e, ne bileyim bunlara bir yardım yapsaydı. Koskoca Türkiye'den adam başı birer lira kestiler elektrik faturasında. 40-50 milyon TL yani. Aylık aylık çocukların iki tanesinin, 3 tanesinin, 5 tanesinin parası çıkar diyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Bu konuyu da hani unutmadan söyleyeyim dedim. Jesus eski öğrencisini istiyor diyor. Hadi hemen habere geçelim de önemli şeyler anlatacağım. Eski öğrencisi Luca Waldschmidt'i yeniden kadroda görmek istiyormuş arkadaşlar. 4-4-2 oynuyormuşuz. Öyle söylüyorlar. Ücüm bölgesine çok gönlü futbolcu istiyormuş. Hedef buymuş. Benfica'da 7 gol attı. 15 milyon euro karşılığında Alman yıldızı Freiburg'dan transfer etmiş. Hocam Alman kesin gelmez değil mi? Yok eskiden çalışmış ya. Benfica formasıyla 27 maçta 7 gol 2 asist. Waldschmidt sürpriz bir şekilde geçtiğimiz sezon başında 12 milyon euroya da Wolfsburg'a gitmiş. Ancak Alman ekibinde beklentiyi verememiş. 14 Bundesliga maçı bir gol atmış. 26 yaşındaki futbolcu takımdan da ayrılabilirmiş. Sol ayağını etkili kullanıyormuş. Ben de sağ etkili kullanırım. Hatta ölüm makinesi derler. 10 numara pozisyonda kanatlarda görev yapabiliyormuş. 7 kez Alman milli takımının formasını giymiş. Ee, hemen menajerin temasa geçirecekmiş. transfer markette göre 7 milyon euro piyasa değeri Fenerbahçe 5 milyon euro gözden çıkarmış. Şimdi bak futbolcuyu bilmiyorum. Kanatlarda görev alabiliyorsa 1.83 ya da altında olması lazım. Hızlı bir içeriye sahip olması için. Bakalım 1.83 ve altında mı arkadaşlar? Değil mi? Yani kanatlardaysa 1.81 evet hızlı tamam. Yani bak direkt hiç futbolcuyu bilmeden söylüyorum. Forvet arkası. Forvet arkasına gerek yok ki. Bizde 50 tane forvet arkası var zaten. Ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir de ayak bileğinden sakatlık yaşamış. Bu arada 19 maça çıkmış. 3 gol 2 asisti var bu sezon toplamda. Portekiz liginde 2 maçta 2 gol atmış. Tam adam kendine geliyorken almışlar. 980 dakika. Yani bilginiz olsun. Sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Artak üzere kiralama teklifi. Bu kiralama teklifini Giresun Başkanı mı söylemiş? Ben bundan haberim yoktu ama. Ha, Giresun Spor Kulübü Başkanı Hakan Karahmet. Fenerbahçe'den Arda Güler'i kiralamak istediklerini söylemiş. Doğrudur. Yani 17 yaşında genç oyuncu Arda Güler için A spor Ekranlarında konuk olmuş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kiralasalar bile oynatamazlar. Yani Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz diye oynatamazlar arkadaşlar. Biz nasıl oynatıyoruz hocam? Bizim altyapımızdan çıktığı için. Daha doğrusu altyapı kategorisinde belli bir yılı geçirdiği için oynatabiliyorsun. Ee, Türkiye için oynaması lazım demiş. Yani oynatmamız lazım demiş. Doğru arkadaşlar. Her 46 dakikada bir gol etkisi var. Bu gerçekleşmeyecek bir olay. Çünkü dediğim gibi bunun belli bir... Şeyi var, şartı var. O şartı sağlamıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani e, o şartı sağlamıyor. Bilginiz olsun. O şart sağlanmadığı için de zaten gidemez. Ama Fenerbahçe kadrosuna değerlendirilecek inşallah. Ben şey yaptım. Bugün günlerden Salı mı? Perşembe günü e, dönmesini, takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Belki yarın da başlayabilir. Onu söyleyeyim. Gelelim harcama limitlerine. Verelim ekrana. Harcama limitleri açıklandı. TFF kulüp harcama limitlerini açıkladı. %40 sapma payıyla yaklaşık olarak Galatasaray 1,5 milyar Fenerbahçe ya daha doğrusu 1,5 milyar Fenerbahçe'de 1,4 milyar diyelim. 1,3 de yaklaşık 1,4 diyelim. Ee, Beştaş 960 milyon TL. Trabzonspor 879 milyon TL. Şimdi bu kısımdan sonrasını özellikle Galatasaraylılar iyi dinlesin arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ben bir Twitter'ımda Fenerli Duyum hesabında Kasımpaşa'nın işte Trabzonspor'la hülle mi yaptı, şike mi yaptı bunu açıkladım. Yetmedi bir de burada videoda açıkladım. Baya 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 tep güzel tepkiler aldım. Bazı arkadaşlar inanılmaz şekilde tepkiler verdiler. Yani hiç böyle beklemiyorduk. Biz söversin sayarsın diye bekliyorduk. Yok arkadaşlar bizde küfür müfür yok. Rahat olun. Ha espriler var. Bazı esprilerden arkadaşlar küfür çıkarıyorlar. O da kendi bilecekleri iş. Bazen hani oturdum, oturttum bilmem şunu yaptım, bunu yaptım dediğin zaman bile karşındaki kişi e, ondan farklı mana çıkarabiliyor. Bizimki bu değil. Şimdi İstanbul spor, spor, Ankara gücünü çok önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Yeni çıktılar. 186 milyon TL. Hesapma payı 261. Yani bize yani bizim için bence önemli olan Bilmiyorum sizin için nedir ama bizim için Süper Lig'deki takımlar önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu liste ekranda dursun. Hocam benim zoruma giden bir olay var diyor Fenerbahçe'de arkadaşlar. Nedir bir aşam diyorum. Hocam Galatasaray'ın bu kadar limit alması benim zoruma gitti diyor. Şimdi çeşitli tartışmalar da var. Çeşitli konuşmalar da var. Bu arada dikkat ettiniz mi? Kasımpaşa'nın 127. Kayserispor'un 136. Yani bunlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kara Gümrüğün 115. Yani Fatih Karagümrük stadyumu ne zaman olduğunu gördünüz? Diğer maçlarda başka. Diğer maçlarda da ki Fenerbahçe 6 5 taşla falan. Bakın arkadaşlar dikkat edin seyirci desteği Kasımpaşa'nın. Paşa'nın Kara Gümrüğün az. Bunların limit düşük. E, Trabzonspor Trabzonspor destekleri yüksek bir takım. Yani her koldan destek alan bir takım. Tribünleri dolu bir takım. E, şampiyon da olmuş e, bir takım. Haliyle yüksek olacak. Bunda da şeyim yok. Hocam Başakşehir'in de seyircisi yok. Ama Başakşehir'in başarı durumu var. Satış durumları var. E, Konya Spor bu sezon Konya taraftarı küstü gibi. Hiç gitmedim maça doğru düzgün. Ne kadar da e, üst sıralara oynasa da ben beğenmedim arkadaşlar. Konya Spor'un taraftarı çok azdı bence. Alanya'nın desteği hocam işte şöyle desteği var böyle desteği var. Şimdi kulislerde ne deniliyor? Kulislerde diyorlar ki işte Trabzon'a devlet desteği var. İşte Konya'ya devlet desteği var. Başakşehir zaten devletin takımı diyorlar. Hani öyle söylüyorlar. Alanya Sporu İçişleri Bakanı'nın dışişlerinin kardeşi diyorlar. Antalya Spor, tatil beldesi diyorlar. Kara Gümrük için işte e, ne bileyim Uğur Aslan Kara Gümrük Yanıyor şarkısının gelirini verdi diyorlar. Adana Demir Spor için başkanı siyasi diyorlar. Sivasspor için İstanbul'da bir sürü Sivaslı var siyasi diyorlar. Asım Paşa için Tayyip Erdoğan'ın memleketi diyorlar. Hatay Spor'un işte başkanı, dışişleri bakanı gibi bir şey burada Suriyelilerle diyorlar. Kayseri Spor, Kayserileri işini bilir onların parası var. Gaziantep onların sanayisi var. Giriyorsun onlar işte Karadeniz bölgesi takım. Yani bakın herkese bir kılıf uyduruyorlar. Şimdi ben burada Galatasaray'ın yüksek çıkarılmasına şaşırdım. Çok aşırı şaşırdım. Niye? Ya geçen sezon Galatasaray 25 milyon euro harcadı diye biliyorum. Bu arada resmi kaldırıyorum. Başka bir şey göstereceğim. 25 milyon euro harcamadı mı? Harcadın. Galatasaray'dan daha fazla bonservis veren takım var mı? Yok. Ama Galatasaray taraftarı diyor ki geçen sezon Galatasaray çok akıllı iş yaptı. Bakın akıllı işe bakın arkadaşlar. Daha buraya sığmayan isimler var. Bakın akıllı işi görüyor musunuz? Victor Nelson 7, Çiki Çiki, çiki Çikildao 6.5, Militan, şey, 4.1. Berkan 4. Barış Alper Yılmaz 2.1 ben 1.5 zannediyordum mesela. Saka Boy 1.15. Halil Devrişoğlu 1 milyon euro. Gustavo Açunça 100 bin euro. İşte Pulgar, Van Anholt, Pena bunlar bedelsiz. O arkadaşlardan hariç adını saymadığım, listeye eklemediğim isimler var arkadaşlar. Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, Gomis, Semikay. Bu arada Gomis 2 milyon euro yıllık ücret alıyor Galatasaray'dan. Alparslan Öztürk de Eyüp Spor'la anlaşmış. Fenerbahçe taraftarı yazmış yine hülle başlıyor diye. Yani Eyüp Spor Galatasaray'ın şey gibi ya. Kara para yok neydi? Ne para aklamaydı? Ee, limit aklama. Limit aklama takımı gibi. Lazım mı hemen düşük bütçeyle yani taraftarın gözüne yanlış anlaşılmasın. Ben burada şimdi bazı şeyleri açıklayacağım. Şimdi listeye de bakın Galatasaray 13. sırada. 52 puanla. Yani böyle ahım şamda bir başarısı yok. Eksi 25,5 milyon euro bakiyede Galatasaray. Şimdi bu şaşırtıcı durum bir. İkincisi. Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 25 milyon euro. Yani tek ben bana gözükmüyor. Şimdi Torrent Galatasaray'da kovulacak ve tazminatı var. Galatasaray'ın hatırlayın arkadaşlar Messi'yi falan bulan bir sportif direktör getirmişlerdi. Tabii Messi'yi falan o keşfetmiş. Onunla yollara ayırmışlar. Ve sosyal medyadaki haberlere göre Torrent'in tazminatı yani Torrent, Sensibile ve Scout ekibi toplamda Galatasaray'dan 4 milyon euro tazminat alıp ayrılacaklarmış. 4 milyon euro ne yapar? 18, 36, 72. 72 milyon TL'sine çıkın Galatasaray'dan. Çünkü tazminat verecekler için 72'yi çıkın hemen hemen Fener'den aynı seviyede. Şimdi ben burada limiti size anlatayım. Evet Galatasaray'ın limiti Fenerbahçe'den çok haklı mı? Haklı. Hocam nasıl haklı sen Fenerbahçelisin. Arkadaşlar elhamdülillah Fenerbahçeliyim. Ve doğruları söylemekten korkmayan, çekinmeyen nadir insanlardan biriyim. Şimdi Fenerbahçe'nin Aralık 2021 itibariyle toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL. Bu dernek artı futbol aşı. Ya dernek artı futbol altın. Galatasaray'ın 2021 Aralık ayında toplam borcu 2 milyar 561 ancak bu sadece futbol aşiye diye geçiyor diyebiliyorum. Derneğinde 1,5 milyar liralık borcu var. Yani Galatasaray'ın borcu 4 milyar diye biliyorum. Ama belki de 2,5 doğrudur. Ama zannetmiyorum doğru olduğunu. Çünkü doğru olsaydı Galatasaray limiti herhalde 4 milyar falan çıkarırlardı. Bunu geçin biz 4 diyebilelim. Tamam mı? 4 bilin siz. Yani 4 milyar lira civarında bilin. Beşiktaş'ın Aralık 2021 itibariyle toplam borcu 4 milyar 900 milyon. Bunu 5'e yuvarlamak zorundayım anlaşılsın diye. Şimdi 5 milyar borcu olan takımın limiti 960 milyon sapmayla birlikte. Normal mi? Fazla bence. 6 milyar borcu olan takımın 1.4 normal mi? Fazla bence. 4 milyar borcu olan takımın 1.5 normal mi? Fazla bence. Ama baktığınız zaman aslında adaletsizlik Fenerbahçe'den yana var. Lan 6 milyar borcu var adamın nasıl 1.4 verirsiniz değil mi? Mantık olarak. Hayır işte burada olay şu. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, hatta Trabzonsporlu ya da başka takımda bütün taraftarlar dinlesin. Bir, Galatasaray geçen sezon UEFA'da ileri bir noktaya gitti. Bunun etkisi var. Bakın Galatasaray'ın UEFA gelirleri 15 milyon euro civarında harcama limitiyle falan şey yayın geliri hariç diyebiliyorum. Yayın gelirle birlikte 20 milyon civarı. Sene başında 25 harcadı, 20 de geliri var. O onu hemen hemen dengeledi. Hocam bu sene gitmiyor Avrupa'ya. Bu sene gitmediğinin acısı gelecek sene çıkacak. Önümüzdeki sene çıkacak acısı. Bir. İkincisi bankalar konsorsiyumuyla ödemeler yapılıyor. Ve Galatasaray'ın borcu 4, Fener'inki 6. Yani bir buçuk katı çıkması lazım Galatasaray'ın. Bak bir buçuk katı. Doğru mu? Hocam o zaman bizim mi kolladılar? Hayır bak İkincisi borç dediğim gibi bizden az mı? Az. Üçüncüsü federasyonun torpili var. Galatasaray şampiyon yapacaklar. Anlaşmışlar. Kur'an'a el basmışlar falan. Yok böyle bir dünya arkadaşlar. Üçüncü mevzu şu. Gelir. Fenerbahçe'nin geliri Galatasaray'ın bir buçuk katı. En az. Fenerbahçe'nin geliri Galatasaray'ın en az bir buçuk katı. Hocam o zaman onların borç dört, bizimki altı, bir buçuk. O zaman onlarınkiyle bizimki şey yaptı. O zaman aynı çıkması gerekmiyor mu hocam? aynı çıkması gerekmiyor. Senin borcun yüksek. Misal veriyorum. İki takımında da Galatasaray'ın geli, geliri 500 milyon olsun. 500 milyon TL zaten aşağı yukarı o kadar. Fenerbahçe'nin geliri 850 ancak e, bu arada bu kombinelerden hariç, satışlardan falan hariç bu paralar. Fenerbahçe'nin geliri de yaklaşık e, 1 milyon TL, 1 milyar TL. Galatasaray'ın ek gelirlerine birlikte 600-650 civarı Fenerbahçe'nin 1 milyarın üstünde. Şu an için İki takımın da kombinesi eklenmemiş halde. Hocam Fener'in 1 milyar geliri var Galatasaray'ın 500 var diyorsun. O zaman bizim 500 daha fazla çıkmamız lazım. Borç skalası. Yani bizimkini daha fazla. Üçüncüsü Galatasaray ana para ödemeye, şey dördüncüsü Galatasaray ana para ödemeye başladı. Biz daha faizini ödüyoruz bu sene. Yani bu sene bizim şey senemiz, ödeme senemiz Galatasaray ödemeye başladı bile. Yani uzun lafın kısası. Bizim borç adamlardan 2 milyar lira fazla. Ama limitimiz sadece 200 milyon az. Bu arada 5.yi söylemeyi unuttum. Çok özür diyerek söylüyorum. Bakın Fenerbahçe'nin satış skalası yüksek. Yani Fenerbahçe transfer market diyeyim. Satış skalasına dikkat edin. Hocam skala mı kala küfürlü küfürlü konuşma. Tamam küfürlü konuşmayayım. Yani Fenerbahçe ne sattı ne aldı ona dikkat edin. Şimdi transfer markete göre Fenerbahçe eksi 10 milyon 790 bin euroda. Yalan Külliyen yalan. Samatta 6 yazıyor. Samatta'ya yıllık 1,5 veriliyor. 4,5. Yani ya 1,5 Samatta'ya. Berişe 5 yazıyor. Berişe 5'e alınmadı. Hadi 2,5'a alınmış olsun. Ya da 1,5'a alınmış olsun. 2,5 diyelim hadi. Sonraki satıştan opsiyon opsiyon vardır. 4. Minji 3'e alındı. 7. Crespo 1,5. 8,5. Burak Abaca 1,5. 9. 10 diyelim. 10 milyon euro harcama. Gelir. Geliri 6 milyon euro yazmışlar. Allah aşkına Fenerbahçe geçen sene kimseyi satmadı mı ya? Yani Fenerbahçe kimseyi satmadı mı? Gerçekten merak ediyorum. Kimseyi satmadık mı biz? Mesela Frey 2, bir 1.5, Ozan 1. Adem'i 800 bin, Sadık 761 bin. Barış Alıcı takas. Kolkır bedava gitti. Deniz Türüç. Caner Erkin bedava gitti. Ömer Faruk bedava. Allah Allah biz kimseyi satmamış mıyız geçen sene? ki onlarca sene Vedat Murici falan. Mesela Allah yar. anladınız mı arkadaşlar? Satış kalasında da bak baktığınız zaman hemen hemen aynı yani 6 milyon euro gelir gösteriyor. on da gider 4 milyon falan eksi de. Düz mantık, kısa ve öz. Adamların borcu bizden daha az. Bizim gelirimiz daha fazla. Bizim Avrupa'da daha az maça çıkmamız göz önünde. Eee şu an için kombinelerin eklenmediğini biliyorum. Benim bilgim o şekilde. Transferler eklenmediğini biliyorum. Ayrıca limitleri arttırmak elinizde. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye bir şampiyonluk gelsin ya da 5 yıldızlı forma satışa başlasın. En az 1 milyon forma satılır. Ya da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsın. Seneye herhalde 2 milyarı geçer Fenerbahçe'nin limiti. Anladınız mı arkadaşlar? Yani adamların borcu bizden çok ama bizim gelirimiz daha çok. Fakat bizim gelirimiz 500 milyon çok. Adamların borcu bizden 2 milyar az. Hadi 1,5 diyelim. Arada 1,5 milyar liralık fark var. Burada aslına bakarsanız benim mantığıma göre Fenerbahçe kullanmış oluyor yani. Benim mantığıma göre. Ha, şu da bir gerçek. Artık bu işin limit mimit hesabı yok. Ali Koç'un yapması gereken şey şu. Madem bu kadar limiti buldun, çökeceksin abi. Çatır çatır forvet alacaksın. Financial fair play de esnedi. Basacaksın parayı. İyi futbolcular, iyi kanatlar, iyi forvetler işi bitireceksin. Jesus'un taraftar desine bak. Dursun Özbey seçti Galatasaray. Hayırsız uğursuz olsun. Daha Fenerbahçeli olarak bunu söylemek zorundayım. Şimdi Dursun Özbek de para harcayacak. Parayı basacak alacak. Zor. Çünkü hapis cezası tehdidi var. Ama tabii Galatasaray söz konusu olunca işte başka takımlar söz konusu olunca hapis cezası falan filan olmaz. Emin olun. Bir şekilde yırtar insanlar. Durum bu. Yani Fener, Galatasaray'da illaki iyi forvet alacak, iyi futbolcu almaya çalışacak. Artık Fenerbahçe'nin gözünü açması lazım arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin şu kupi maçı Samandıra Can Bartu oynanacak. Bir müddet daha e, Samandıra'dayız. Şu milliler ve sakatlar gelene kadar. Sanırım 26'sına kadar buradayız. 25'inde bir maç var. O da Can Bartu Bu çok mühim değil. Her habere inanmayın. Her duyumcuya inanmayın. Operasyon direktörümüz Mario Branco. Geçen gün onun bile adını anıp işte Mario Branco'dan açıklamalar şunu alacağız bunu alacağız diye. Adam niye açıklama yapsın? Bu adamın işi bu. Açıklandığı zaman iptal olacağını bilmeyecek mi? Cahil mi bu adam? La ben burada ben bile duyum verirken diyorum ki aman millete yayılmasın iptal olabilir falan filan diye. O yüzden durumlar bunlar. 33 dakika olmuş kusuruma bakmayın. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.